Merhabalar. Her gün gökyüzünde görmeye alıştığımız dostumuz Ay'ın olmaması durumunda neler olabileceğini ya da olamayacağını hiç düşündünüz mü? Bilmiyorsan hadi notunu al, aklında bulunsun. Diğer gezegen ve uyduları kıyasladığımızda en yüksek oranın Dünya ve Ay ikilisinde olduğunu görürüz. Yani Ay büyük bir uydu ve Dünya üzerinde önemli etkileri var. Öncelikle dostumuz hakkında bilgi vereyim. Ay, dünyamızın tek doğal uydusudur ve çapı 3475 kilometredir. Dünyaya uzaklığı ise 384.400 kilometredir. Yörüngedeki dönüşünü 27.3 günde tamamlar ve 29.5 günde bir tekrar eden evreleri oluşur. Yüzey sıcaklığı ise 123 derece ile -223 derece arasında değişir. Ay'a 1969 yılında ilk inen uzay aracı Apollo 11'i hadi birlikte izleyelim. Ay olmasaydı okyanuslar kontrol edilemezdi. Ay, dünya etrafında döndükçe yer çekimi okyanuslarda gelgitler yaratır ve dünyaya ne kadar yakınsa gelgitler o kadar güçlü olur. Yani ay olmasaydı gelgitler önemli ölçüde azalırdı. Güneşin çekim kuvveti sayesinde hala bir miktar gelgit olurdu ama ay kadar yüksek bir çekim kuvveti olmadığı için okyanuslar dünyanın yüzeyine yayılmaya başlardı. Bu da kutuplardaki deniz seviyesinin önemli ölçüde artması demektir. Mevsimler alt üst olurdu. Güneş ve kendi ekseni etrafında dönüşüm bir sonucu olarak yılın farklı bölümlerinde farklı mevsimler yaşanır. Bunun sebebi ise 4,5 milyar yıl önce Dünyanın başka bir gezegen ile çarpışmasıdır. Çarpışma sonucu dönme ekseni eğildi ve elips halini aldı. Yörünge ile ekvator düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Yani dünyamız güneş etrafında boynu bükük bir halde dolanıyor. Ayın çekimi bu eğikliğin sabitlenmesini sağladı ve ay da aynı eksende dönmeye başladı. Ay olmasaydı eksen eğikliği şimdiki gibi olmayacaktı ve kutuplar güneşe maruz kalacak, aşırı iklim değişiklikleri yaşanacaktı.
Ay, dünyanın eksen eğikliğinin çok yavaş değişmesini ve küçük bir aralıkta kalmasını sağlayarak yeryüzündeki yaşamı elverişli bir hale getirir. Dünyamız kutuplarda basık ve ekvatorda şişkin olduğu için ayın kütle çekim etkisi her bir noktada eşittir. Daha kısa günler yaşanırdı. Gezegeni yaşanılır kılan sebeplerden biri de dönüşündeki ideal süredir. Yüzeyin ısınması ve soğuması için ideal iklimi yaratan 24 saatlik bu zaman dilimi her zaman böyle değildi. Milyonlarca yıl önce Dünya ve Ay o kadar hızlı dönüyordu ki günlerin 4 ila 6 saat olduğu biliniyor. Ayın yer çekimi Dünya üzerinde bir sürtünme kuvveti uygular ve her 100 yılda bir gezegenin dönüşünü 2 milisaniye yavaşlatır. Yani ay olmasaydı günler şimdikinden çok kısa olacak ve ısınma soğuma dengesi bozulacaktı. Yapılan hesaplamalara göre günümüzde gün uzunluğu 8 saat olacak ve dünya bugünkünden 3 kat daha hızlı dönecekti. Bu da daha şiddetli rüzgar ve ısı değişimleri demek. Tektonik plakalar olmazdı. Ayın çekim gücünün dünyanın doğal gelişimi üzerinde etkisi büyük. Karada bile gelgit yaptıracak kadar. Dünyanın sert zemini üzerindeki dalgalanmalar günün belli bölümlerinde artar ve dünya kabuğunun esnek olması bu kara hareketlerin olmasına müsaade ediyor ve tektonik plakalar oluşuyor. Ay yoksa altın da olmayacaktı. Bundan 4,5 milyar yıl önce bilim adamlarının Theia adını verdiği Mars büyüklüğünde bir başka gezegen dünyanın sıcak erimiş yüzeyine sert bir şekilde çarptı ve Theia ve dünyanın mantosunun bir kısmı uzaya fırlayarak zamanla ayı oluşturdu. Ancak diğer gezegenin çekirdeği dünyada kaldı ve onu oluşturan metaller dünyamızın bir parçası oldu. Ayın bir başka etkisi de güneşten gelen ışığı yansıtarak dünyanın aydınlanması ve ısınmasına katkıda bulunmaktır. Ay olmasaydı geceler zifir karanlık ve yeryüzü daha soğuk olurdu. Ay, uzay boşluğundaki göktaşlarına karşı bir kalkan vazifesi görür. Aksi halde dünyamıza çok fazla göktaşı düşebilirdi. Tıpkı dinozorlarda olduğu gibi. İnsanlar üzerinde psikolojik ve hormonal etkisi de vardır. Yalnız insanlar değil, hayvanlar üzerinde de etkisi vardır. Çoğu memeli ve böceklerin gözleri aya karşı duyarlıdır ve geceleri ay ışığından yararlanarak avlanırlar. Bir diğer etkisi ise dini takvim olan hicri takvimdir. Hicri takvimde bir yıl 354 ya da 355 gündür ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alarak hazırlanır. Kısacası dünyamızın bugünkü yaşanabilir halini önemli ölçüde ayın varlığına borçlu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Videomun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.